Selamun aleyküm. Abicim ben Hasan abiye bir soru sormak istiyordum. Ben 23 yaşındayım. Batman'dan size bu mesajı gönderiyorum. Benim çok takıldığım bir mesele var. Büyük ölçüde içimde yanıp tutuşup da bana dert olmuş bir mesele var. Benim Risale-i Nur'lara karşı anlamadığım bir nokta var. Şudur. Mesela Hasan Feyzi abi veyahut rahmetli Nusret Kocabay abi gibi abilerin, tekke şeyhlerinin daha sonradan Risale-i Nur okuyup da bu kitaba tabi olmalarını ben bir türlü anlayamıyorum. Yani velayette bir makama ulaşmış bir adamın Risale'ye ne ihtiyacı olabilir ki? Ne gibi bir ihtiyacı vardır? Zaten adamın itikadı sağlamdır ki velayette bir makama çıkmış. Adam bir ünvan kazanmış, belirli bir seviyeye gelmiş, bilgi birikimi olmuş bir insandır. Üstad Hazretlerine bir şeyh ne için tabi olsun ki? Normalde alimler şeyhlere tabi olur tasavvufi yönden. Tasavvufi bir insanın ve medrese okumuş bir insanın herhangi bir hocaya tabi olması neyden dolayıdır? Bir tarikat şeyhinin tekkesini kapatıp da Risale-i Nur'a hizmet etmesi ne derece doğrudur? Tekkenin kapatılması ne derece doğru olabilir? İslam'a büyük bir kayıptır bu yani. Bir tekke var ve yüzlerce, belki de binlerce insanın gittiği bir tekke Risale-i Nur medresesine dönüştürülür. Yani tekke kapatılır. Risale-i Nur medresesine hizmet adı altında o tekke kapatılır. Ve Risale-i Nur'lara hizmet etmeye çalışırlar. Bu yüzlerce kişinin biraz kendi hizmetinden, manevi hizmetinden uzak durmasıdır. Ben bu meseleyi anlayamıyorum yani. Herhangi bir surette velayette ben bir makama çıkacağım ve ben Risale-i Nur'lara tabi olacağım. Yaptığım işi bırakacağım. Benim müritlerim olacak, bana tabi olan adamlar olacak. Ben bu adamları elimden geldiğince Kur'an ve sünnet ölçüsünde hakkı ve hakikati anlatmaya çalışacağım. Çok sıkı bir itikadım olacak. Ve ben Risale-i Nur'lara ne gibi bir ihtiyaç duyacağım? Ben bunu anlamıyorum. Bunun cevabını Allah rızası için bana da söyleyin. Ben rahatlamak istiyorum. Haşa benim Üstad Hazretlerine karşı veya diğer zatlara karşı bir kinim yok. Bunlara dil uzatacak seviyede de değilim. Fakat ben bu meseleyi anlayamıyorum. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Mesela birincisi Ömer'in şey dedi. İsa Aleyhisselam Ulul Azm peygamberidir. Ömer'in dediğini söyle, tekrar ediyorum. Ulul Azm peygamberidir. Bu peygamberlik makamına çıktıktan sonra daha büyük makam var mı? Yok. Peki bu peygamber niye ümmet olayım dedi, Muhammed ümmeti diye dua etti ve kabul oldu. Ve inecek. Muhammed ümmeti olacak. Peygamberlikten daha aşağı inmemiş. İnmiş olmuyor mu? İki. Abdülkadir Geylani Hazretleri tarikatın piridir. İmam Azam ilmin piridir. Risale'nde bu soru var. Diyor ki nasıl diyor bu hangisi üstündür? Cüzi fazilette Geylani üstündür ama külli fazilette İmam Azam üstündür. Şahsi kemalatta üstün olabilirsin. Ama külli şahs-ı manevinin getirmiş olduğu fazileti bulamazsın. Sen onu şahsi bir kemalat kazanmış, yani bir makama çıkmışsın. Muhiddin Arabi gibi. Muhiddin Arabi İslamiyet'in mucizesidir diyor Üstad Hazretleri. Ama zındıkı kibir demiş. Hidayete ermiştir der. Ama hadi hidayete vesile olamıyor. Şimdi külli fazile şu. Gelana Hazretleri ha ismine mazhar olmuş. Çok zirve yapmış. İmam Azam ise ilmin piridir. Şahsi kemalatta onun kadar çıkmamışsa, fakat vazifedarlık ve vesilelik cihetiyle ümmete yaptığı hizmetten gelirisi hissesi fazladır. Sahabelerde ilim cihetiyle Ali'ye yetişilmez radıyallahu anh, ama tesis-i İslamiyet'te Ebu Bekir'e yetişilmez. Evet, şahs ubudiyet noktasında Kur'an okumakta Osman'a yetişilmez radıyallahu anh. Adalette ve hakkaniyette Hazreti Osman'a ve sel şey Al Ömer'e. Peki niçin Ebu Bekir Sıddık en zirvede, tesis-i İslamiyet'e hissesi fazla? Ha, şahsi kemalat bir şeyh kazanabilir. Bir vedüt ismine mazhar olur. Mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar diyor. 19. sayfada mektubatta diyor ki bir veli tarikatta terakki etmiş, Allah'a seyrediyor. Risale'de geçiyor. Vedud ismine mazhar olmuş bir veli
mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Hiç ender hiç olan bu kardeşiniz ise diyor. İsmi Hakim ve Rahmi Mazar. Peki nedir o? Tarikatta bir şey olmak vardır. Nurculukta hiçbir şey olmak vardır. Hiçbir şey olacaksın bizde. Kendine vücut rengini vermeyeceksin. Ads, fark, noksa kusuru derutte etmekte ortaya çıkan şahs-ı manevinin kemalatına kendi kesbiyle kazandığın bir şeye yetişemez. Başka bir örnek vereyim buna. Güneşe 150 milyon kilometre uzağız. Güneşe senin uzaklığına kurbiyet denilir. Güneşin senin ultraviyol ışınları ile, şuaları ile delip geçiyor. Hatta senin etini o yapmış. Eti yaksanız yanar, güneş çıkar. Güneşin bize yakınlığına akrabiyet, bizim güneşe olan yakınlığımıza kurbiyet. Sen ne kadar terakki edersen et, güneşe yetin ama güneş senin içine girmiş. Veli ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar büyük kamil olursa olsun bir şeye peygamberlerin en düşük makamına yetişemez. Şahsi kemalatı bile olsa. Veya Allah Resulü zamanında yanlış kılıç kaldırmış gelmiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına düşman safından gelmiş bir şekilde gelmiş. Tam öldürecekti neyse iman hidayet biliyorsunuz. Hidayet eriyor. Ondan sonra Allah Resulü diyor ki geldiğin yöne savaş diyor. Savaşıyor. Bu adam gusül yapmadı. Bu adam bir defa namaz kılamadı. Bu adama Abdülkadir-i Geylani Hazretleri de yetişemiyor bu sahabeye. Bediüzzaman da yetişemiyor. Niçin? Çünkü tesis-i İslamiyet'te İslam'ın olgunlaşmasına, İslami bir ruha tesis edilmesinde hissesi az. Evet küçüktür ama çekirdek gibi. Ağaç gibi değil. Ağaç mı büyük, çekirdek mi büyük? Zahire bakarsan ağaç büyüktür ama hakikatta çekirdek büyüktür. Çekirdek onun menşeidir. Onun için tesis-i İslamiyet'te İslami ruh, dinin ortaya çıkması, Müslüman cemaatinin camiasının ortaya çıkmasındaki sahabeler Resulullah'ın etrafında Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında toprak, su, hava, güneş gibi olmuşlar. O çekirdeğin etrafında ağacın çıkmasına vesile oldukları için Es-sebebül kelfay sırınca onlara gidiyor. Risale-i Nur ise tarikatta yok bu. Risale-i Nur'un vesile olduğu bu imansızlığın ortadan kalkmasında bu millet tarikatsızlıktan değil zaaf-ı imandan uçuruma gidiyor. İman mı kalitelidir? Tasavvuf mu kalitelidir? Risale-i Nur imana hizmet ediyor. Tasavvuf ise kemalata hizmet ediyor. Fark bu. Yani bu topluma mesela örnek vereyim. Bunların en zirve şahsiyetinden vereyim. Kendi misali vermiş. Mektubat-ı Rabbaniye. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ona gelmiş bir tane genç veya mektup yazmış mektup. Efendim cennetin diyor şu tabakasına nasıl vasıl olunur, vusul edilir? Yani ben o şeyi diyor cennetin şu tabakasına işte ben şimdiki tabirle ne yapayım? Neler yapmam lazım? Hangi sıfatları kazanmam lazım diye soru sormuşlar. Fatih bak şu çapıcı örneğe bak. Efendim anladınız mı? Cennetin dördüncü tabakasına ben nasıl gireceğim? Misal. Yani o hali ben nasıl keşfedeceğim? Kesbedeceğim bir de. Şimdi bana geliyor adam bu asırdaki genç soruyor. Allah var mı? Ha, şimdi ben bu Allah var mı uğraşırken bu gencin kurtulmasına o dergahına çekmiş tesbih çekiyor. Tesbih çekmek subhanallah subhanallah subhanallah. İşte ama bir nur talebesi ise Allah niye subhandır? Bir nur talebesi namaz kıl demez. Bir nur talebesi tesbih çek demez. Hususu olmadıkça ne der? Ona öyle bir ruh aşılanır ki Kur'an'ı ve imani ruh Allah Resulü ve Allah'ın yaptığı yöntem nedir o? 9 sene, 8 ay, 10 sene namaz farz değil. Ya 10 sene Resulullah niye namazı demedi? Niye Allah demedi? İmanı olgunlaştırdı. İlk önce amenu ve sonra vamelu salihat. İlk önce iman. Şimdi bu asır bütün ulema İslamca bedi olan imansızlık asır. Ahir zaman. İman zaafa gitmiş. Adam namaz kılsa bile bir CHP'ye taraftar olsa bilerek bir zalime din düşmanı taraftar olsa gidiyor. Zaafi iman olduğundan mektubatın sonunda hemen çabuk yapıyorum ki zaman geldi. Mektubatın sonunda şöyle geçiyor. Diyor ki Risale'nin emniyeti asrın dehşetinden geliyor.
Tasavvuf meyveye benziyor. İman hizmeti ise diyor. İman hizmeti nereye benziyor? Gıdaya benziyor. Yani ben diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri Geylani zamanında olsa ben de o yolu yapacaktım. O diyor şimdi olsaydı toplumun bu hastalığına, imansızlık, zaaf imanı olduğundan onlar da bu Risale-i Nur hizmeti yapacaktı. Risale-i Nur imana hizmet ediyor. Tasavvuf ise kemalata hizmet ediyor. Fark bu. Bir de şey var ya Hasan abi, bu hani diyor ya 10 kişiyi cennete derecesini yükseltmek. Ha çok güzel bak, bir kişinin güzel, Allah razı olsun. Yok duruyor. Bir kişinin imana girmesi mi daha insana cennette veya Allah'ın rızasını kazandırıyor? 8 tane 10 tane Müslümanın cennette makamını genişletmek mi? Cennet tasavvuf mi? Müslümanın var olan bir hazinenin oradan bir şey yapmak ama Risale-i Nur olmayanı var ediyor. İmansızın imana gelmesini. Her 100 senede bir müceddidi niçin Allah gönderir? İsraf mı ediyor? Ama tarikat devamlı var. Onun için her 100 senede bir gelen mücedditlerin mesleğinde, cemaatin faziletinde ismi azama mazar. Ki Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ismi azama mazar diyor. Yani isimlere değil. Tasavvufta o şahsi kemalat ise İsimlere mazar, Vedud ismine mazarlar vesaire. Evet, anlar tabii. Bu soruyu sorabiliyorsa yani isimle ism-i azam farklıdır.